Sol sol sevgili Simmerler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dedim ki şöyle güzel küçük sevimli bir ev hazırlayayım. Tek katlı olsun, 2+1 olsun. Bahçesiyle, eşyalarıyla, o genel dokusuyla tamamen modern bir havası olsun. Aynı zamanda başlangıç evi statüsünde olsun ve çekirdek aileler de bu evde rahatlıkla yaşayabilsin. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz ve isterseniz bu evi galeriye eklerim ve oradan da indirerek siz kendi ailelerinizi bu evde rahatlıkla yaşatabilirsiniz. Ben evin dış mimarisini oluştururken işte duvarlar falan, odalar, buralarda biraz zorlandım açıkçası. Neden zorlandım? Çünkü karar verme aşamam gerçekten çok uzun sürdü. Hani bir şeye gerçekten yaparken şöyle mi olsun, böyle mi olsun, yok şu duvarı girdisini çıksın şuradan yapayım, yok böyle olsun falan, bayağı bir insan hakikaten zorlanıyor. Yani ev yapmak gerçekten çok ayrı bir meziyet, çok zor. Yani bugüne kadar Sims oynayanlar zaten bunu bilirler. Yani kalkıp oyunun başına geçtiğin zaman oluşturduğun ailene bir ev yapmaya başlıyorsun. Bu evi yapmak gerçekten çok uzun sürüyor. Yani en güzeli olsun istiyorsun. Eşyasıyla, o suyla, bu suyla uğraşırken zaman öyle bir geçiyor ki sonra tam oyuna başladığında bir bakıyorsun o kadar zaman geçmiş ve sıkılmışsın. Yani ev yapmakla o kadar çok uğraşıyorsun ki hani oyun oynamayı diyorsun ki sonra oynarım. Yani bana hakikaten bu zamana kadar hep böyle olmuştur. Saatlerce ev yapmakla, onun içerisini böyle dizayn etmekle geçirip sonra tam oyunu başlatma zamanı geldiğinde ay ben sıkıldım galiba oynamayacağım gibi bir hissiyat gerçekten bu zamana kadar hep olmuştur. O yüzden Sims 4'te galeriden böyle ev indirip böyle hazır arsaya böyle şırlak diye koyabilme özelliği o kadar güzel ki, yani giriyorsun, seçiyorsun, istediğin evi beğeniyorsun ve arsana yerleştirip hemen direkt oyuna başlayabiliyorsun. Ama o galerideki evleri de sonuçta insanlar yapıyor ve o kadar güzel evler yapıyorlar ki yani gerçekten takdir etmemek elde değil. Yani ben şurada şu evleri yaparken gerçekten çok zorlanıyorum her konuda. Hani hem kararsızlık bir yandan, hem neyi nasıl yapayım güzel olsun falan bir yandan, ama tabii ki yani evleri yaparken biraz zaman geçmesi gerekiyor. Yani el alışması gerekiyor. Pratiklik biraz da oradan geliyor. Sürekli yapa yapa değişik arsalarda işte iki katlı olsun, tek katlı olsun, büyük olsun, küçük olsun. Belki de biraz küçük evlerden başlamak gerekiyor. Yani tek odalı 1+1'lerden falan başlayıp böyle yavaş yavaş yükselerek o mimari konusunda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Açıkçası ben de o şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra bu tarz böyle ev videoları, ev yapımı videoları ve oda yapımı videoları gelecek. Bunların hepsini de galeriye eklemeyi planlıyorum. Tabii ki siz isterseniz oradan hepsini indirebilirsiniz ve isteklerinizi de bana yazabilirsiniz. Şu oda olsun, bu oda olsun, şunu yap, bunu yap gibi. Mesela çatıda da bayağı bir zorlandım yaparken. Yani en güzeli olsun istedim. Neyse ki hani bu şekilde oldu. İşte sütunları yaparken mesela bu ufak küçük verandalarda. Gerçekten bunlar da yine bir kararsızlık aşaması çektiğim yerler oldu. Hani amaç tabii ki böyle bir sevimli gözüksün, güzel gözüksün. Yani tam böyle bir karşıdan fotoğrafını böyle bir çektiğinde gerçekten hoş olsun istediğim için birazcık böyle bir özen gösteriyorum. Yani biraz da mükemmeliyetçilik var galiba bende. Yani olmuşken her şeyin en iyisi olsun gibi bir düşünce tarzım da var. O yüzden zaten evleri yaparken saatler harcıyorum. Bir şeyi bir türlü seçemiyorum. Çünkü bir sürü güzel eşya var. Yani şurada merdiveni hangisini seçsem, işte çiti hangisini seçsem, insan bir türlü gerçekten karar veremiyor. İşte evin dış boyası mesela, yani hangisini boyasam falan. Yani neyse ki bu tarz böyle hani tuğla görüntüsü olan şeyleri gerçekten seviyorum. O yüzden genelde yani bu boyaları tercih ediyorum. Bayağı hoş gözüküyor. Yani o modern havası, o modern dokuyu gerçekten katıyor. Yani dışı için bu kadar zaman harcayınca gerçekten içerisinde çok çok daha fazla zaman geçecek. Yani hani dışını yaparken ki kararsızlık iç kısmındaki kararsızlıktan en azından daha düşük. Yani içeride daha fazla eşya var. Yani hangi eşyayı seçsem, neyi seçsem, neyi nereye koysam falan, bunlar gerçekten çok zor. Dış mimar, işte iç mimar, bunlar çok zor. Gerçekten buradan mimarlara selam olsun. Harika işler beceriyorsunuz ya. Harika işler yapıyorsunuz. Biz de işte mimarlık isteklerimizi
böyle evler yaparak buralarda, bu oyunlarda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani geçenlerde galeriye baktım da, yani orada insanlar gerçekten neler yapıyorlar. Yani onların yanında şu ev ne ki? Yani bu ev ne ki? O kadar basit kalıyor ki. Ama bir yandan da hani tabii ki ben şeylere başlayacağım. Böyle 2x2, işte gerçi 2x2 olmaz. 3x3, 4x4, işte 5x5 falan diye böyle en küçüğünden en büyüğüne kadar çok güzel ev videolarını yapmak istiyorum. Böyle bir seriye başlamak istiyorum açıkçası. Ama genelde küçük evlerde biraz daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Büyük evlere geçince işte ne bileyim 8 odalı, işte 5 banyolu falan, bunlar da gerçekten yani bayağı büyük ihtimalle zorlanırım. Neyi nereye koysam falan, odaları yapmak, odaları dizmek falan gerçekten bayağı bir zaman alır. Tabii ki öyle bir büyük evin konumlandığı arsada ona göre tabii ki büyük olacak ve o arsanın işte bahçesi var, usu var, busu var. Ay gerçekten zor, ama böyle bir seriye başlayacağım. Hem ev konusunda da kendimi geliştirmek istiyorum. Galeriye güzel güzel evler paylaşmak istiyorum. Siz de beni bu konuda teşvik ederseniz tabii ki çok sevinirim. Tabii ki çok sevinirim. Şimdi dışarıyı tabii ki bitirdim derken, içerideki odaların işte yapınca küçük olduğunu fark ettim ve hani oradan çektir, buradan çektir falan. Oralardan çekiştirince çatıyı da tekrar ona göre konumlandırmak gerekiyor. Tekrar düzenlemek gerekiyor falan. O yüzden yani gerçekten evi oluştururken eşya bölümüne geçene kadar bayağı bir vakit harcıyorum. Yani bir an önce de içimden böyle hadi artık eşya bölümüne geç falan diye. Böyle yani gerçekten bayağı zor. Ya bu cam aslında çok güzel oldu, uydu ama hani beğenemedim pek onu. Yani ona nazaran bunlar çok daha iyi. Evet, artık yavaş yavaş eşya bölümüne geçiyoruz. Yavaş yavaş yerler bir, parkemiz bir döşensin, duvarlar boyansın ve artık eşya bölümüne geçelim. Artık geçmek istiyorum eşya bölümüne. O muhteşem, modern, güzel eşyaları görmenizi istiyorum. Aslında bu videoyu sessiz de yükleyebilirdim. Yani böyle müzik eşliğinde, ama açıkçası ilk ev videom olduğu için bunu birazcık böyle bir sesli olsun, İşte ne yaptığımı, kendi düşüncelerimi, kendi görüşlerimi de size anlatmak istedim. Hani bundan sonra işte başka ev videoları ya da işte oda videoları, oda yapımı videoları falan, onlar gelecek. Yani onlardan bazılarını sessiz de yapabilirim ama yine sizden cevap bekliyorum. Eğer ki işte böyle konuşarak olsun, sen anlat böyle daha güzel derseniz tabii ki böyle sesli gelir. Yok ya, gerek yok. Genelde böyle işte ev videoları işte sessiz olur, daha iyi olur derseniz de öyle devam eder. Hiç fark etmez. Yani sonuçta çok hani sizler nasıl isterseniz o şekilde şekillenecek, o şekilde devam edecek bir kanal olacak bu. Hepimiz Sims'ciyiz. Sims'i çok seviyoruz. Oynamayı çok seviyoruz. İşte ev yapmayı seviyoruz. Eşyaları, işte odaları dizmeyi seviyoruz. Her şeyi çok seviyoruz. Sims'e ait her şeyi çok seviyoruz. Ve sevenler olarak bir arada toplanalım ve siz ne istiyorsanız bu kanalda onlar olsun istiyorum. Sonuçta bu bizim zevkimiz, bu bizim isteğimiz ve ona göre devam etsin istiyorum. Ne istiyorsanız o. Evet, bu duvar boyalarını ben gerçekten çok seviyorum. Böyle altı üstü beyaz, farklı farklı renkler. Eskiden Sims 2 oynarken aynı buna benzer bir duvar boyası vardı ve kaç tane rengi vardı? 4 tane rengi vardı. Pembe, mavi, işte kemik rengi ve sarı. Ve o kadar çok isterdim ki keşke başka renkleri de olsa diye. Yani sürekli onları kullanırdım. Şimdi burada o kadar fazla renk çeşidi var ki, yani soft renkler, koyu renkler. Banyom da fena değil. Banyom da güzel oldum. Böyle küçük banyoları seviyorum. Yani hem küçük hem de hani olması gerektiği gibi tüm aksesuarlarıyla, tüm dekoruyla dekorunu sığabileceği.
Ev yapımlarının zaten vazgeçilmezi Move Object Son hilesini hemen zaten açıyoruz. Ben burada tabii ki bir ev yapılacaksa o hile açılacak. O hilesiz olmaz zaten. Gördüğünüz gibi böyle eşyalar yoksa buralara böyle konulamaz. Zaten ev yapımının en önemli hilesi diyebiliriz. Bornozsuz olmaz. Kapının arkasına o bornoz asılacak. Yani gerçekten böyle banyoları çok seviyorum. Dekor, yani dekorlar gerçekten olunca banyo bir kendini gösteriyor yani. Küçük aksesuarlarla, böyle diş fırçalık olsun, sabunluk olsun. Evet, banyomuz bitti. Gelelim yatak odasına. Yatak odasında mobilyalarda şöyle bir olay var. Yani ben şeyi çok seviyorum. Böyle takım komple aynı olsun. Yani bu yataksa, bunun komodinin takımı buysa, dolabı da bu takımda olsun falan böyle. Yani komple gerçekten bir mobilya mağazasına gitmiş ve yatak odası takımı almış gibi istiyorum. Ama hani bir yandan da bakıyorum, işte her yatağın komodinin mesela takım dolabı yok. Ya da her yatağın takımı bir komodini yok. Yani o biraz kötü olmuş açıkçası. Yani ben çok böyle takım takım seven bir insan olduğum için hani en yakınını, en benzerlerini renk olarak da hani ahşabı olarak da mobilyanın dizaynı olarak da en yakınlarını seçmeye çalışıyorum. En sevdiğim şey de şöyle minik böyle objeleri böyle yerleştirmek. Gerçekten çok hoş oluyor. Bunlar da çok güzel, böyle duvara bu şekilde koyup böyle tam bir yatak odası görüntüsünü veriyor. Halıda vazgeçilmezim. Bu deseni seviyorum. Evet, az kaldı. Yatak odası da, ikinci odada bitmek üzere. Çok az kaldı. Işıklandırmayı da halledersem. Evet. Geçelim mutfağa. Şimdi mutfak bölümünde açık mutfak ve aynı zamanda işte oturma bölümü de orada olacağı için şimdi daha küçük bir banyo olabilirdi mesela. Banyoyu biraz daha küçültseydim en azından mutfak ve oturma bölümüne biraz daha alan açılabilir miydi diye de bir yandan düşünüyorum. Ama hani odaların da bir rahat rahat olsun istedim odaları da. Mutfak bölümü de tabii ki en zorlandığım, bir türlü karar veremediğim, hangi duvara koysam, nasıl yapsam falan. Move Objects On hilesiyle böyle değişik bir şeyler yapmaya çalıştığım bir yer oldu. Hani bir yandan da hazırlarken şeyi de düşünüyorum, yani ben bunları böyle koyuyorum da dur, koltuk nereye gelecek, hani nereye oturacak bu insanlar, oturma bölümü neresi falan diye bayağı bir hani bir yandan aklımdan onlar da geçiyor. Hayır, yarın öbür gün 3x3'ler, işte 4x4'lere evler yapacağım. Böyle bir seri olacak yani. Şimdi bu kocaman alana ben bunları sıkıştıramıyorsam 3x3'te neler yapacağım acaba? Kim bilir. Artık orada da Move Object Son hilesi kendini gösterecek. Coşturacağız. O hileyle coşturacağız. Onu oraya koyacağız, bunu buraya koyacağız, bakacağız. Yani şimdi yerim, alanım az olduğu için masa koymak yerine şu şekilde hani bar sandalyeleriyle bir alan yapayım dedim. En azından iki kişi otursun orada, gayet güzel yemeğini yesin diye açıkçası düşündüm. Ama birazdan göreceksiniz. Onları oraya koyduğum için yani şu anda fark edemiyorum. Çünkü mutfağın dekorasyonuna tamamen küçük objelerine daldığım için
birazdan göreceksiniz. Koltuğu nereye koyacağım kardeşim? Alan komple daraldı. Koltuğu koyacak yerim kalmayacak ve şu görmüş olduğunuz bar sandalyeleri, tabureler, o alan, yemek yeme bölümü yok olup gidecek. Birazdan çok hızlı bir şekilde yok olup gidecek. Mecburen, mecburen yani. Böyle evler hazırlarken sevdiğim bir ikinci şey de gerçekten mutfaktaki tezgahların üzerine böyle işte havluydu, ne bileyim bıçaklıktı, işte kaşıklıktı falan, bu tarz şeyler koymak. Gerçekten mutfağı çok seviyorum ve çok güzelleştiriyor. Gerçekten çok güzel de böyle şeyler gelmiş, dekorasyon objeleri. Yani tabii custom kontakler de kullanabilirsiniz, indirip kullanabilirsiniz ama yani onları indirirken de çok dikkat etmek lazım. Ben böyle evleri hazırlarken çok custom kontakli eşyalı bir ev hazırlamak istemiyorum. Genelde oyunun, paketlerin getirdiği kendi içindeki eşyalarla olması ve herkesin bu şekilde o eşyalarla aynısını yapabilmesi ya da indirdiğinde rahatlıkla içindeki eşyalarla kullanabilmesi çok çok önemli. Bu küçük alan yani bakıldığı zaman tam bir masa sandalye, böyle iki kişilik yemek yenilecek işte sandalyesine masası bir alan gibi böyle gösterdi kendini. Bazen evin işte odalarına böyle belli köşelerine baktığınızda ay burası tam bunluk, burası tam televizyonluk, işte masalık falan dedirtiyor. Ya buraya da baktığım zaman gerçekten bana tam da dedi ki evet orası bir masa sandalye bölümü. Hızlı hızlı her yerdeyim. Bir oradayım, bir buradayım. Karşıma hangi obje çıkarsa, dekor, ben gidiyorum onu oraya koyuyorum. Yani bu bölüme şöyle güzel bir tablo istedim ama açıkçası duruşunu pek beğenmedim. Çok küçük bir alan olduğu için orası. Her ne kadar hile açık da olsa orayı tam böyle ortalayamadı falan böyle. Karar veremedim. En sonunda çiçeği koy geç. En güzeli. Şimdi evet şöyle uzaktan bir baktım tabii ki. Dediğim gibi hemen o bölüm yok oldu gitti bar sandalyeleri. Çünkü işte koltuk koyacak yer yok. Yani bu şekilde iki kişilik bir koltuk. Sonuçta dediğim gibi çekirdek aile için bir ev hazırlıyoruz. Anne, baba ve bir çocuk. Bu şekilde bir aileniz varsa bu evde rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Yani genelde televizyonun önüne bu şekilde objeleri koymayı pek sevmem ama yani çok da boş kalmasın dedim. Evet, kitaplıkta tabii koyacak yer kalmadı. O duvara koysam arka kapıdan çıkamazlar. En güzeli kapıdan girdiğin gibi karşıda seni karşılayan bu şekilde küçük bir kitaplık en doğrusu olacaktı. Yine Move Object son hilemiz sayesinde böyle kitaplıkların üstüne ya da rafların boş bölümlerine istediğiniz gibi objeleri yerleştirebilirsiniz. Rafların bazı bölümlerine bazı kitaplıklarda hile olmasa da zaten eşya koymanıza olanak sağlıyor. Ama bazı yerlerine hileyle direkt siz konulmayan yerlere koyabilirsiniz. Ben şimdi o rafları da hani şöyle küçük bir dekor bir şey koyayım dedim. En sonunda top koydum. O top da şöyle hayal edelim, böyle imzalı bir top olmuş olsun falan. Direkt orada dursun. İmzalı basket topu. Evet, ışıklandırmamıza şöyle bir bakalım. Bu ışıklar çok bayağı yoğun bir ışık veriyor. Komple her tarafı aydınlattı. Gelelim son odamıza. Son odamız hem bir çalışma odası olacak hem de bir
genç yatak odası diyebiliriz. Erkek de olabilir, kız da olabilir. Yani genelde şeyleri, mobilya renklerini öyle çok böyle pembeydi, maviydi falan yapmadım. Çok sade bıraktım renkleri. Genelde ev böyle hani toprak tonlarında hep devam etti. O yüzden bu odada bir erkek teen çocuğunuz da yaşayabilir. Kız teen de olabilir ya da işte child da yaşayabilir. Hepsi yaşayabilir. Bu evi eşyalı olarak kullanmayı tercih edersiniz. Siz renklerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Böyle çalışma bölümü hazırladığımda yine böyle objeleri, dekorasyonları da çok seviyorum. Hemen plan bookumu da koydum, en tepede yerini aldı. Yani kanalımızın adına layık olsun. Böyle işte bej ve toprak tonları gerçekten çok seviyorum. Güzel oluyor. Hani unisex sonuçta eşyalar. Kız çocuğunuz da erkek çocuğunuz da gayet rahat yaşayabilir bu odada. Her yer planbap. Her yer planbap. Ne de olsa kanal planbap. Seviyorum sim kristallerini. Komple dekorasyonlarla işte şey aksesuar objelerle doldu. Her yerde obje, her yerde obje. Dolu dolu. Yani şimdi o duvar boş kaldı. Oraya acaba bilmem kitaplık mı koysam yoksa şöyle bir koltuk mu koysam falan ama duruşunu pek beğenmedim. Çok emanet kaldı orada. Sonra dedim şöyle bir hani dolap görüntüsü mü olsa. Hani tam da dolap da koymadım oraya. Hani çok da böyle kapamasın, dolu dolu durmasın. Ama sonra bu tarafta daha güzel duracak. Hem kapının yanında. Tablo da çok güzel oldu orada. Mantar panamız. Ve tuvalimiz. Şövalyemiz. Bu odadaki gencimiz resim yapmayı seven, çok sanatçı bir kişilik olsun. Yapmış olduğu çizimleri de böyle duvara asmış olsun. Öyle hayal edelim. Bu gencimiz bir ressam. Evet, içeriği artık tamamladım ve dışarıya geçmenin zamanı geldi. Biraz da peyzaj bölümüne yapalım. Girişte şöyle güzel çiçekler bizi karşılasın. Yani evin dışı ayrı, içi ayrı ama bahçeyi de ağaçlarla ve çiçeklerle süsleyerek o peyzaj da biraz tabii evi gösteren unsur. O yüzden yani evde hazırlarken açıkçası böyle bahçesine de özen göstermek lazım. Çiçeklerle, ağaçlarla o evi ev yapan aslında görüntüsünü bu kadar hoş yapan da bunlar diyebiliriz. Yine Move Object son hilemizle bu ağaçların etrafına bu çiçekleri gayet hoş bir şekilde koyabiliyoruz, yerleştirebiliyoruz. Taşlar, çiçekler falan da gerçekten böyle gerçekmiş gibi bir dokusu oluyor. Normalde ağaçlara o kadar çok yakınlaştıramıyoruz yani bazılarını. Bir sürü rengarenk çiçek kullanmayı tercih ettim.
sadece ağaç etrafında, çok da bahçeyi böyle çiçeklerle, ağaçlarla da doldurmak istemedim. Bir ön tarafta, bir arka tarafta iki tane ağaç ve etrafı çiçekler. Işıklandırma tabii ki önemli. Evet, arkadan böyle bahçeye çıktığımızda tabii ki bir oturmak için bir alan olmalı. Şemsiyeli masaları da gerçekten çok seviyorum, etrafındaki sandalyeleriyle. Gerçekten çok böyle şık bir, tam bir bahçe takımı. Evet, içeriye çöp kutusu koymayı unuttum. O yüzden orayı bir düzenlemeye çalışıyorum girişi. Ama ne yazık ki ayakkabılık silmek zorunda kaldım. Dışarıya da işte çöp kutusu ve mangalı yerleştirdik. Dışarıya çöp kutusunu koyunca aklıma birden içerisi denk geldi. Hatırladım. Evet, çiçek ekebileceğimiz alanlarımız da var. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bahçe takımımızın arkasına, köşeye de pembe, mavi ve mor orkidelerimizi koyuyoruz ve artık ışıklandırmalarıyla yavaş yavaş bitiyor. Hatta bitti diyebiliriz. Tabii ki posta kutumuzu koymayı unutmuyoruz. Minik de bir gnom objemizi de koyduk ve evimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve isterseniz dediğim gibi bu evi galeriye eklerim ve siz de bu evi indirerek rahatlıkla ailelerinizi bu evde yaşatabilirsiniz. Bundan sonra bu tarz ev yapımı ve oda yapımı serileri gelecek. İstediğiniz odaları ve işte istediğiniz ev tarzlarını bana yorumlarda yazarsanız o şekilde elimden geldiğince istediğiniz tarzda en güzel evi oluşturmaya çalışacağım. Bundan sonraki gelecek serilerde yine dediğim gibi 2x2 olmasa da işte 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 gibi evler, ev yapımları devam edecek ve dediğim gibi yine odalarda oda tasarımları da gelecek. O zaman bu video bu şekilde son buldu ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz bu şekilde destek oldukça birbirinden güzel, eğlenceli videolarda devamı gelecek. Unutmayın, abone olun diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.